Nerede o balta? Balta deyip geçme, çok işe yarıyor. Telefon görüşmesi bunda. Müzik dinleme bunda. Bluetooth'la bağlantı bunda. Kartla okuma bunda. USB'den müzik dinleme bunda. Her şey var. Dört dörtlük alet, birazdan anlatacağım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Abdülkadir Sefi. Yanımda şu an Erdem var. Bizim ateşbaşı sohbetlerinden bilirsiniz. Erdem'le beraber bugün şu cihazı inceleyeceğiz. Onun arabasındayız. Honda Civic. Civic'teyiz. Hala arabam yok. Neyse, alacağız en kısa zamanda. Bu aletin incelemesini yapacağımı söylemiştim size. Bugün konumuz bu. Ne gibi özellikleri var? Telefona cevap verme var. Telefonu geri arama var. Bunların hepsini göstereceğiz. Müzik dinleme var. Hemen hiç vakit kaybetmeden yeteneklerini test etmek istiyorum. Bir kere biz bu videoya başlamadan önce başımızdan bir iş geldi. Çok faydalı olacağını düşünüyorum. O yüzden videonun başında bunu duyurmak istiyorum. Erdem buldu bu arada bu fikri. Boş frekans arıyoruz. Hani İstanbul'dakiler bana diyor ya, abi boş frekans yok, boş frekans yok. Bursa'dakiler için var bu arada. Bursa'da bir tek İstanbul'da yoktur bence. Ama İstanbul'dakiler bu yöntemi denesinler. Az önce çıktı, anteni söktü. Az buçuk hışırtı yapan bir kanal bulduk, tamam mı? Çok hışırtı yapanı da düzeltiyor da. Az buçuk hışırtı yapan kanal bulduk. Gittik, anteni söktü. Anten burada elimizde. Anteni söktükten sonra cam gibi. Cam gibi müzik sesi dinliyorsunuz ona göre. Yani bu transmitter olsun, Rode MI3S olsun kullanıyorsanız eğer, gidin anteni sökün. Bir daha başka soru sormayacaksınız. Erdem'e de dua edeceksiniz. Bana da aracı olduğum için bu fikirden dolayı dua edin. Konumuza başlayalım. Gördüğünüz gibi biraz topuz gibi duruyor. Yani bu çakmaklığı uzakta olan arkadaşlar için kullanışlı olabilir. Bakın hani döner başlıklı, yan tarafa da dönebiliyor. Bu tarafa da hizmet ediyor. Burada bir düğmesi var. Cevap verme falan burada. Dönen bir başlığı var. Hepsini anlatacağım. Ya benim USB girişim, yani çakmaklığım bana çok yakın. Bu topuza bana ihtiyaç yok diyorsanız şu an fotoğrafını gösterdiğim cihaza da bir bakın derim. Onun da telefon cevaplama özelliği var. Onu da deneyebilirsiniz. Yok, ben telefon cevaplamak istemiyorum diyorsanız da şu Xiaomi Rode MI 3S'yi de gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Bundan da Bluetooth'ta müziği çok net bir şekilde dinliyorsun değil mi? Tek eksiği dediğin gibi aramaya cevap verememe. Evet, çok yani kaliteli bir alet ama cevap vermiyor. Gelen aramayı zil sesi olarak duyuruyor fakat sadece cevap veremiyorsun. Ama Xiaomi olmasına rağmen ben şu ürünü gördükten sonra, yani az önce biz bütün özelliklerini denedik. Şu ürünü gördükten sonra keşke bunu alsaymışım dedim. Neden? Üstelik de arasında öyle bir marka farkı olmasına rağmen. Neden? Çünkü daha ucuz. Daha çok fonksiyonu var. Fonksiyonlar arası geçişi çok rahat. Sezgisel bir arayüzü var. Mesela hemen aramayı gördü az önce gördüğünüz gibi. Ve aramayı cevap verip konuşabiliyorsunuz. Çok gayet de net bir ses kalitesi var konuşurken. Evet abi, hemen deneyelim o zaman. Tamam. İlk yapacağımız şey bizim en sevdiğimiz şey. Bana en çok sorulan şey buydu. USB'den dinletiyor mu? Deneyelim abi. Evet. Uyarıyı duydunuz değil mi? Evet, şarkı değiştireceğim. Çevir. Gördün mü abi? Bak, çevir. Geri müziğe geçeceğim. Çevir. Bir önceki, çevir. İçinde kart takılı bakın. Şurada bir kart takılı. O karda geçmek istiyorum. Uzun basıyorum. CarPlay. Duydunuz mu? Bu sefer kartı kontrol ediyoruz. Diyelim ki karttan veya USB'den çalmak istemiyorum. Telefondan çalmak istiyorum. Uzun bas. Ege Çubukçu listesini çalıyoruz. Evet. Çevir abi. Reçete. Era. Evet. Bluetooth'takini de kontrol ettiğini görüyoruz. Güzel. Burada sadece Bluetooth, kart okuyucu veyahut USB yok. Aynı zamanda burada gördüğünüz gibi AUX kablosu da var. İngilizce de olsa bir uyarı sistemi var. Anlayanlar için çok büyük kolaylık olacak. Hani gözümüzü yoldan ayırmamıza gerek duymadan kontrol edeceğiz. Bunun haricinde bir de telefon görüşmesi yapalım Erdem. Yapalım. Ondan sonra testini, puanını verelim, bitirelim. Tamam. Şimdi müziğimizi dinliyoruz.
Telefon geldi. Erdem'in aradığını görüyoruz. Buradaki düğmeye kafanın tamamı düğme itiyoruz. Cevaplıyor. Alo. Evet Erdem, neredesin? Bakalım. Şimdi duyuyorum seni. Nasıl, sesim net mi? Gayet net. Evet, az önce zaten müzik dinliyorduk. Sadece bir arkadaşımdan daha önce bu aletin telefon görüşmesi yaptıktan sonra müziği böyle kesik kesik verdiğini, bir daha bağlantıyı kesip bir daha bağlantı kurmam gerektiğini söyledi. Aha. Şimdi sesimle ilgili bir problem var mı? Yok. Yani arabada giderken gayet bir şoförle konuşmak için bence oldukça iyi bir kalitede veriyor sesi. Evet. Tabii ki yani telefonun kendi ailesinden konuşmuş kadar bir kalite değil ama yeterli bir kalite. Benim evet. için yeterli bir kalite. Ya zaten biliyorsunuz hoparlörü alarak konuşurken bile karşı taraf bunun fark ediyor. Şimdi birazdan cevaplamayı kapatacağım bu düğmeye basarak. Ondan sonra müziğimiz nasıl devam edecek ona bakacağız. Gerçekten kesilme tamam, var mı ona bakacağız. Sonra geri arama yapacağım sana. Tamam. Bu düğmeye basarak kapatabiliyorum. Gayet rahat bir şekilde. İki defa basınca bak müziğe geri geçti. Gayet iyi. Herhangi bir problem yaşamadık. Arkadaşın arabası Volvo'ydu. Şu an Honda Civic'teyiz. Artık neden oldu bilmiyorum. Onda bir sıkıntı varmış. İki kez basarak geri arama yapıyorum. Şu an gördüğünüz gibi Erdem'i arıyor. Bu kısa yol oluşu da çok güzel. Alo. Erdem, cihazdan seni aradım geri. Çift tıklayarak geri aramayı da başarılı bir şekilde yaptı. Bravo. Abi helal olsun. Vallahi ben çok beğendim. Abi herhangi bir eksiklik şu an bu arabada yaşamadık. Gayet verimli bir şekilde çalışıyor. Dediğim gibi evet, diğer ürüne de bakabilirsiniz. Ben aşağıya linklerini koyacağım zaten. Redmi 3S'nin de bunun da o diğer Bezos marka, o da Bezos da güzel bir markadır. Onun da linkini koyacağım. Rahat bir şekilde bakabilirsiniz. Evet, güzel bir ürün incelemesi oldu. Bayağı terledik. Erdem'le beraber gerçekten sesi izole edebilmemiz için kapıyı kapattık. Şu an benim de onun da bilimum yerlerinde terler aktı. Sağ olsun emek verdi o da. Estağfurullah. Teşekkür ederiz bu videoya verdiğin katkılardan dolayı. Ben teşekkür ederim. Başka bir inceleme videosunda daha görüşmek üzere. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.